Yani burada Sinan Akçıra falan çakmışlar. Ben çok eğlendim o yüzden. Ama? Durun beyler, pardon. İrem Derici güzel olacakmış da güncellenmesi yarıda kalmış gibi değil mi? Ben de sikiyim, yazıklar. Bu sen bak. Oğlum yazıklar. Ulan Sinan Akçıl kalbimin sesi olsa dinlemem. Bu iyiydi. Haklılık payı var, haklılık payı. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey söyleme hocam. Yanmışsın. Gerçekten bu çok haklı. Kalbinin sesi. Yani kalbi her zaman dedik ki ben. Aynen. Kalbinin sesini dinleme. Kalbinin sesini dinleme falan. Bu arkadaş da buraya vurdu. Aynen. Bu arkadaş. Tamam kardeşim. Çok tatlı tamam, bir kediymiş. Tamam. Aynen. Aynen. Evet, bu tatlı bir kedi. Üf hayır ya. Hayır. Arasındaki farkı bulun desem. Ay hayır dur ayağa kalkmam lazım. Yanında ayran isteyecekler var. En hassas noktamda bu fotoğraf açtın. Arkadaş ben bu fotoğrafı şu an şuradan kaldırırım. Ama biraz dursun ama. ben bunu buradan kaldırırım ama sen ne diyorsun benim yanağımı doldurduk burnumu boşalttık. Ben hiç fiziki özellik benim için hiçbir önemi yoktur ki. Ben insanın. Burasına bak. Hayır, moralim bozuk olduğu zaman Danilo Zan'la izleyip mutlu oluyorum. Çünkü onun Türkçesi moralimden daha kötü. Bu adam RP yapıyor oğlum. 20 senedir Türkçeyi nasıl öğrenemez bir adam ya? Aşağı kabul ediyorum ya, kabul ediyorum. Ekmeğe mi bastın? Tuvalette yemek mi yedin? Ne oldu abi? Abi bu nedir ya? Ne oldu benim? Abi, çok bu benim çocukluğum arkadaş. Ama gerçekten mi? Çok yakışıklıymış ha. Ben sana şu çene sinyalleri vermiş. Var abi gideceğim. Çene diyor ki. Gerçek. Doğu Demirkol'a gülüyorsunuz mu? Ben bazen. Gülmem. Ben gülüyorum ya. Ben gülmem. Bazen. Abi ben de olmuyor mesela. Ben Ataberk Doğan'a gülüyorum. Ben şeye çok gülüyorum abi Beyaz'a. Yani dursun karşımda tek kelime etmesin ben altıma sıçarım. Abi ben bozuyorum diyor. Ben kendimi bozuyorum diyor. Tipini neyse iyi adamsın iyi. Bu ikisi de güzel adam mesela. Evet. Bunlar da komik. Yani son anda karar değiştirmiş. Son anda sevmeye karar vermiş. Cem Yılmaz'ın mizahını aşırı ofansif, itici ve seksist buluyorum. Başıma bir şey gelecekse gelebilir. Buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu anlamlı bir cümle. Yani hakikaten samimiyetle söylüyorum. Bu Cem Yılmaz'ın mizahını aşırı ofansif, itici. Bir tek virgülle ilgili bir problem olabilir. Seksist buluyorum, başıma bir şey gelecek. Türkiye'nin yani en komik adamı ifade, net. Bu anlamlı bir şey. Ama benim fikrim, benim ofansif, itici ve seksist bir mizahım olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bu bir fikir. Ben sen nasıl bir şivarsızsın gibi bir şey değil mi? Bu da fikir. Böyle fikir olduğu zaman istese okunabiliyor, tabii, tabii, yorumlanabiliyor. Tabii, tabii. Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. Hayır, buradaki girse hayatına girse anlamında. İnşallah. Yani inşallah öyledir. Öteki türlüyse niye ben okuyayım onu oğlum? Öteki türlüsü çok kötü zaten. Çünkü yani kalıp çok fazla. Yani kalıp çok büyük. Özne kim acaba? Sana da da kim? Hayır bence böyle bir kalıp var galiba. Bu bir internet kalıbı mı? Olabilir galiba mi? Galiba olabilir. Sana da nasıl girdim hayatına var da. Böyle girsem hayatına ne yaparsın? Onun gibi bir şey bu. Safa Sarı gir. Sen yok hocam o değil. İnternet terimini söyleyeyim. Sana diyor girsem diyor boydan diyor böyle. Komple diyor gireyim i̇şte diyor. Yani. Mustafa bu konuda ilgili. Abi ben hala düşünüyorum. Girsem mi girmesem mi? Nereye gireceğim diyor mu? Parayı bulunca sıyırdı ergen diyor. Ne diyorsun mesela böyle parayı bulunca sıyırdı doğru ergen falan deyince ne hissediyorsun sen? Bu işte. Böyle gülüyorum ben de okuyunca. Bu şey videosu değil mi? Senin böyle balonlara falan Amerika'da vurduğun video. Ha. Emojiye koyduğum yüzün taşı daha büyük. Çok kırıcı. Şahin, çok kırıcılar Şahin. Sen yeni evlendin Şahin, bilirsin yüzük küçük mü gerçekten? Şefim seni ısırmak istiyorum ya vallahi. Isırmak isteyen de o mu? Evet.
Yani... Isırmak isteyen de biraz size benziyor. Yani ben ısırmak isteyen olsa böyle olmaz. Tabii tabii. Somer Şef çok tatlı adam olarak. Kardeşim Enes Batur izlediği için karanlık odaya kapatıp çiğ etle besleyeyim diyorum. Nasıl fikir? Böyle kardeş. Bu güzel, bu iyi, beğeni almış. Evet. Kardeşi falan izleyip mutsuz olanlar var mı? Sana şikayet edenler ya var mı? Ya bunu tweet atacak kadar kıskanıyorsa yani... Aynen aga! Aynen! Aynen! Kıskanıyorsun. Onda bir sıkıntı vardır. Ya ben birini sevmesem açıp da izlemem. Hiçbir yorum yapmam. Hı-hı. Kardeşini izlemiyorsa git karanlık odaya kapat, şey etle besle, ne diyeyim yani? Yani ya, ne diyebilirim? Belirli yaş üstüne öz çekim yasaklanmalı, çocuklar için korkutucu olabiliyor. Öyle mi? Ne var ki? Kulaklarım görünmüyor. Hepsi o kadar. Niye korkuyorsun ki? Bu yüzüğün işçiliği fazla. Bu kadar küçültebilmek için çok uğraşılmıyor. Çok iyi. Oğlum. Aslında komik benim, ama ya. Bana gelen en komiğini söyleyeyim mi size? Ne abi? Linç olarak. Dinliyorum. Bu adam -5 komik. Ne zaman bir videosunu görsem güldüğüm son 5 şeyi benden alıp götürüyor. O da iyiymiş. Ananı sikeyim, yıkılmıştım ya. Aslında biri sağlam bir yumruk atsa o çene yerin. Niye? Gayet güzel koymuş bu arada. Bence sokmuş yani. Niye, anlamadın mı? Bu adam -5 komik. Bana diyor. Nerede gülecektim? Ebenin amında. Gülmediniz mi buna cidden? Ben okuduğumda çok gülmüştüm. Ben malladığım için anlamadım. Oğlum, iyiydi ya. Gayet iyi ya. Oğlum bu adam bana demiş ki Ataberk Doğan -5 komik. Ne zaman bir videosunu izlesem izlerim. Ananı sikeyim ya. Abi şey değil. Onlar gülmüş. Zorlama bunu. Yok yok, komik değil abi. Hayır, ben güldüm, yeterli. Ben de güldüm. Okuduğumda da gülmüştüm. Komik bir eleştiriydi bence. Peki şu an güldün mü mesela anlattığımda? Şu an 10'uncuya falan anlatıyorum. İlk çetede ilk anlattığımda çok gülmüşlerdi de bu amcıklar gülmedi şu anda yani. Ne zaman geldi? Yine oldum ananı sikeyim yani. Ha? Ne zaman geldi bu? 3-4 sene önce okumuştum. O zaman komiktir. Yerine oturur demin. Abi ben gülmedim. Bir arkadaş var, o da gülmedi. Tamam, bir daha olmasın. Şu an daha çok güldüm. Ya sikeyim sizi ya. Aslında biri sağlam bir yumruk atsa o çene oturur. Doğru yani. Bizim doğru. Ama çene doğru. Oturmuş gibi duruyor zaten. Yo, şu an bu yamuk hala şu anda da yamuk. Orada da yamuk, burada da yamuk. Sorun yok, benim de yamuk. O yüzden sorun bana yok. Rahat rahat anlatabilirim. Kötü, evet, o yüzden ikimiz birbirimizi anlarız. Evet. Kötü berbat bir benzerliğimiz var. Evet. Ya bu inanılmaz bir benzerlik değil mi, evet, ama ya? Evet, amcaoğlu gibiyiz. Şunu takipten çıkayım da virüs bulaşmasın demiş biri. Bu arada öksürmüyorum yani. Ve şey yapabilirsin. Ali Biçim'in yüzünde sürekli inşallah bu işte sıçmaz bakışı var. Ya sürekli bir şey diyeceğim. Ya, kronik başarısız. Kronik tabii. Başarısız. Çok iyiymiş. Ya bunu bip deriz de. Bunu bana satar mısın kardeşim? Bunu bip deriz de. Tabii. Defne Samir'i bir hayranıyla sohbet ederken. Madem linç dedin, al sana linç. Çok güzelmiş. Fettah Can çalıştığım mekanda bana Wi-Fi şifresini sordu. Arkadaşlar para toplayıp şuna bir internet paketi yapalım. Çocuk falan konuştuk oğlum, falan. İş buralara geldi mi abi? Hani sokakta internet arar duruma mı geldik? Sokakta mı lan? Kafelerde internet. Aşkım git şu internet kafeye. Oldu mu böyle bir şey yani? Oldu mu? Olmuştur. Olmuştur, bir yerde sormuşumdur yani, olacak. Evet biz soramaz yani... Belki film indirdim o zaman falan. Bu adamın şarkıları çok güzel ya. Senin memlekette millet e-sporla parayı götürdü. Sen burada hala Tatar'ın ben şakası yap. Vizyonsuz. Kutsal damacana da Büşra Pekin içine giren şeytanı çıkartmışlar. Eyvah.
ya. Evet, rahatladım ben de. Harika. Bir şeyler böyle hani yumruk muhabbetine gideceğim yani. Bir şeyler biri sanki şöyle çok sert böyle vurmuş. Yanaklardan böyle hani içeri göçmüş yani böyle. Göçertmiş. Ama vurduktan sonra da böyle bir sevmiş yani onu. Ovalliğini de bozmamış böyle abi. Geçmişimle gurur duyuyorum. Murat Dalkılıç fanı olduğum zamanlar hariç. Buse Börol, Alişan'la evli olduğun için odana kapanıp gizli gizli ağlıyorsun değil mi? İtiraf et. Bugün de Alişan'la evliyim mi? Vallahi hiç öyle bir şey deme. Allah dedirtmesin. İnanılmaz mutluyum. O yüzden kendimi odaya gizli gizli kapatıp gülüyorum. İyi ki evlendim. İyi ki evlendim. Beşiktaş'ta Çağlar Çorumlu'yu gördüm. Aynı enişte gibi yürüyordu. Adam enişte olarak doğmuş gibi. Nasıl acaba? Enişte mi? Onlar hep bizim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüldü, kucaklaşıldı. Eski bayramlara benzemese de bayram sevincindeydi bugün demişsiniz. Biri de pipetle ananas emersen eski bayrama benzemez tabii. Haklı, haklı. Bizim gibi yanık ev baklavası üfleteceğim, bayramın tadını alacaksın demiş. Çok haklı. Ali Biçim ve Mesut iyi YouTuber oldular. İyi YouTuber olmak için bazı şeylerden vazgeçmeleri gerekiyordu, geçtiler. Nasıl ya? Mesela şerefleri. Mesela artık onur yok. Üstümde ailesi burun estetiği olmasına izin vermediği için duvara kafa atan İrem Derici hırsı var. O bir hırs değil, o bir aptallık. Acun Ilıcalı 13 trilyona uçak almış, 9 kişilik. Ulan biz 7 yıl önce araba aldık 30 milyara, o bile 11 kişilikti. Güzel bir yaklaşım, kabul ediyorum. Uçak 13 trilyon mu abi? Ben bu adamı çok seviyorum ya. Ben Acun Ilıcalı'yı çok seviyorum hem de yani. Keyfin yerinde mi abi? Çok. Mutlu musun yani şu an? Ha, evet mutluyum. Heh, tamam. İyi değil mi? Modun yerinde. Evet, evet. Keyfin yerinde. Evet, yerinde. Maşallah abi. Teşekkürler. Yok abi, yalamak değil. Egzende de iş yapmam bu arada. Gelse? Büyük para lazım. Büyük para verse? Ya anasından mı giderim diyorum abi, zaten. Ama Acun Ilıcalı küçük para mı verir artık? Bilmem. Dedi be. Bilmiyoruz modunu, çok merak ediyoruz. Tamam. Tamam, keyfin yerinde öğrenmiş olduk. Bir şey de yok. Bilmiyoruz modun ne abi, böyle sunucu mu olur ya? Beni görüyor zaten. Bu adam benim modumu biliyor arkadaşlar burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Modun şu an ben de yakalayamıyorum. Yani şu an modun uçak modu. Yani... Aga çok ayıp ya. İyisini ayılar yiyor. Müco. Oğlum Müco. Niye alkışlıyorsunuz ya? Ya böyle bir şey yok. Bu ayıp Müco ya. Şeye baksana abi. Sen kendi tipine bak. Belki de büyü yapmıştır, şu ele bak. Ele yakınlar. Tamam, ben de kendiyle barışık bir adamım da o yorum ağır bir yorum yani. Açsana ele. Çok iyi linçler yiyorum. Ve bu linçleri evde kendi kendime kuruluyordum. Allah'tan EYS var. Burada her hafta beni linç edeni ben de linç edeceğim. O mesela normalde profiline falan da gireceğim. Müco. Seni bulacağım oğlum. Armudun iyisini ayılar yiyormuş. Güzel video bu arada. Evet, sardı.